İmam Ahmet'e sormuşlar. Tevekkül nedir? Üstad demiş ki, yaratılmışlardan umudunu kesmektir. Neye dayanarak bunu söyledin demişler. O da şöyle bir hikaye anlatmış. Hazreti İbrahim mancınık ile ateşe atılırken Cebrail yanına gelmiş. Ve demiş ki, benden bir şey istiyor musun? Henüz havadayken söylüyor bunu bakın. Ateşe düşmesine çok az kalmış. Senden mi demiş Hazreti İbrahim? Cebrail evet deyince, öyleyse senden istemem, Allah'tan isterim demiş. Bunun üzerine Yüce Allah Celle Celaluhu doğrudan ateşe emretmiş. Ey ateş, serin ve zararsız ol. Neden serin ve zararsız arkadaşlar? Çünkü serinlik rahatlatır. Allah da ateşi ona zarar vermesin diye serin yapıyor. Tüm tabiatın kanunlarına aykırı bir durum bu. Ama Allah isterse her şey mümkün. Peki kimin için bu? Halilullah, Hazreti İbrahim'in taşıdığı kalp için. Allah'ın dostu İbrahim'in taşıdığı kalp için. Hatta arkadaşlar, İbn Kesir diyor ki, Hazreti İbrahim 30 gün boyunca orada kaldı. Allah onun atıldığı yeri yemyeşil yaptı. Çevresi ise ateş. Onu ateşe atanlar ona hiçbir şekilde yaklaşamıyorlardı. Daha sonra Hazreti İbrahim'in babası Azer, Tevrat'ta bahsedilene göre bir put ustasıydı. Azer'in Nemrut'un damadı ve hatta veziri olduğunu iddia eden bir takım kaynaklarda bulunmaktadır. Yaşı kuruyu yutan o ateşten Hazreti İbrahim'in sapasağlam çıktığını görünce ne demiş biliyor musunuz? Ey İbrahim, ne güzel bir Rabbim var. Ey İbrahim, ne güzel bir Rabbim var.